Merhabalar Ayşen örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videodan beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. 3 numara Tunus şişim var arkadaşlar. Şöyle bir yumakta bebe yünüm var. Bununla battaniye yapabilirsiniz. Çocuk yelekleri yapabilirsiniz. Süveter yapabilirsiniz. Patik de yapabilirsiniz. İleriki günlerde patiğini sizinle beraber çalışacağız inşallah. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım şöyle ilk önce zincirlerimizi çekeceğiz zincirlerimizi biraz bol çekelim ki toparlanma yapmasın şöyle bol olarak zincirlerimi çekmeye başladım. Zincirleriniz arkadaşlar ne yapacaksanız ona göre zincirlerinizi çekebilirsiniz. Ben böyle küçük bir parçada göstereceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi ilk önce hemen zincirimi batıyorum. ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Her bir zincirden bir tane ilmek çıkarıyorum. sayısı önemli değil çift tek fark etmez Modelin ismi arkadaşlar yan battı Tunus işi modeliymiş. Şimdi ilmeklerimizi çıkardık. Gördüğünüz gibi oldukça da bol örüyorum. Böyle yumuşacık bir battaniye elde edelim diye. Şimdi bunları ikişer ikişer kapatıyorum. Küçük püf noktaları var arkadaşlar modelin. Bazı arkadaşlarımız denemiş, olmamış, yan gidiyor model diye. Şimdi onları ben göstereceğim yan gitmesinin sebebini. Şimdi normalde tunus işinde bu şekilde örüyoruz. Bu şekilde örmeyeceğiz. Zaten burada bir tane ilmeğimiz var. Hemen bu ilmeğin önünden şöyle şuradan batıyorum. Buradan battım ilmeğimi çıkardım. Hemen diğerinin yanından. Şu ara kısımlardan batıyoruz. Şu ara kısımlardan batarak ilmeğimizi çıkarıyoruz. Birazcık daha yakınlaştıralım şöyle hemen ilmeğin önünden şu ilmeğin önünden ara kısımdan batıp arkaya ilmek çıkarıyorum Şöyle sonuna geldim. Burada iki tane ilmeğim var arkadaşlar. Bu ilmeğin önünden batmıyorum. Şöyle bunu bırakıyorum. Şurada bak gördüğünüz gibi bir burada iki. Bu da bir ilmeğimiz iki. Hemen sondaki ilmekten alıyorum. Şöyle normalde alıyoruz. Ben şöyle bir arkadaki ipten daha alıyorum ki kenarımız böyle düzgün yukarı çıksın. Buradakini atladık. Yani hemen bunun yanından batmadan direkt ilmekten aldım yandaki. Bunları yine kapatıyorum. Şimdi büyük sıraya geçiyoruz. Burası da önemli arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan almayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi zaten buradan almıştık. Buradan batarsak yan gider. Buraya hemen şunun önünden batıyoruz artık. Bir sırada hemen buradan batıyoruz. İkinci sırada ikinciden batıyoruz. İkinciden şuradan batıyorum. Yine ara kısımlara batarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Şimdi sonda da bir işlemimiz olacak. Kenarlarının yukarı kadar düz gitmesini bu kenardaki işlemlerimiz sağlıyor. Şimdi sona geldik arkadaşlar. Yine iki tane ilmeğimiz var. Bu sefer şuradaki ilmeğin yanından alıyoruz. Çünkü burada bir tane atladık. Burada da şu ilmeğin yanından alıyorum hemen. Son ilmeğin yanından batıyorum. İlmeğimi çıkardım ve son ilmeğimi yine örüyorum. Şöyle arkadaki iplerden alıyorum ben yine. Şimdi bunları kapatıyoruz. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıda boş almıştık. Burası boş. Hemen belli oluyor zaten. Şaşırmazsınız. Şimdi buradan alacağız. Bir alttaki sıradan buradan başlamıştık. Ama şimdi buradan başlayacağız. Buradan başlıyoruz. Hemen buradan başladık. Birinciden başladık bu sefer. İlmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Sonuna gelince sondan hemen batmayacağız yanında sonuna geldim arkadaşlar iki tane burada ilmeğimiz var baştan baştan başladığımız için şimdi sonda şöyle şunu yanından batmıyorum yani şu iki ilmek burada iki tane ilmeğimiz var gördüğünüz gibi bu ilmeğin arasından batmıyorum direkt ilmekleri son ilmeğimi alıyorum Şöyle gördüğünüz gibi kenarlarımız yukarı doğru düz gidiyor. Yine bunları kapatıyorum. Şöyle bir iki sıra daha yapacağım arkadaşlar. Kafası karışan arkadaşlarımız olmuş bu modelle ilgili. Yanlara doğru eğilme yapıyor. Bu şekilde yapmazsak modelimizi. Ördük, kapattık. Şimdi hemen ikinciden başlıyoruz. Burada var zaten. Birinci sırada başlamışız gördüğünüz gibi. Buradan ikinciden. Bunu hemen şuradan batmıyorum yani. Burada var zaten. Şuradan ikinciden başlıyorum. çok kolay arkadaşlar şöyle bir günde bir battaniye yapılabilir son iki ilmeğime geldim arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi burada bir boşluk oluştu bu tarafa doğru bunun arasından artık batıyoruz karşıya arasından battım ve son ilmeği alıp örüyorum tunus işi olarak düz olarak burada Baştan aldık mı arkadaşlar? Burada sona batmıyoruz. Buradan ikinciden aldığımız zaman sona batıyoruz. Hemen bunları da kapatıyorum. Şöyle modelimiz de çıkmaya başladı. Burada boşluğumuz var. Gördüğünüz gibi. Alt sırada batmışız, ikinciye atlamışız. Şimdi batıyoruz. 20'nin yanında. Bu şekilde devam ediyor modelimiz arkadaşlar. Ben şimdi bunu büyük bir parçada yapayım. Büyük bir parçada nasıl gözüküyor? Onu sizler için son halinde göstermek istiyorum. Görüntüsü çok şahane bir model ve çok kolay. Şöyle sonuna kadar geleyim. Şimdi buraya battık arkadaşlar. İlkinden almıştık. O yüzden şunu atlıyorum. Şunu atlıyoruz. Baştan aldığımız için sondakini tek geçiyoruz. Buradakine batmadım. Çünkü buradan baştan başladık bu şekilde arkadaşlar modelimiz devam ediyor gördüğünüz gibi yanlardan eğilme falan olmadı Arkadaşlar ben büyük bir parçada yapıp denedim görüntüsü bu şekilde olacak çok şık ve değişik bir model Ben çok beğendim Umarım sizde beğenir benimle beraber yaparsınız bir videonun daha sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.